Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil azîm ve bârik lenâ fîh. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhikna musalihin. Allah-u Zülcelal ve Kemal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü fenalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Zişan Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salatu selam, tahiyyatul ikram ve eltul ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı Sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun, En'am suresi 27. ayeti kerimede kaldık. Rabbim Teala inşallah anlattıklarımızdan istifade etmeye ve yaşamaya bizleri muvaffak eylesin diyelim. Başlayalım inşallah. Bismillah. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. وَلَوْ تَرَى, şayet sen görseydin ey Habibi, görebilseydin. Yani o gün göreceksin ama şimdiden Mevla Teala o güne atfen, o gün durumlarının böyle olacağını haber veriyor. اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, cehenneme, ateşe arz edildiklerinde, cehenneme durdurulduklarında, فَقَالُوا, derler ki يَا لَيْتَنَا, yazık bize, yani eyvah bize, keşke, نُرَدْتُ, yani dünyaya tekrardan döndürülebilseydik keşke. وَلَا نُكَدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ve müminlerden olurduk derler. O gün diyecekler, keşke dünyaya bir daha döndürülsek, o zaman bak gör, biz Allah'ın ayetlerini yalanlamayız. O zaman biz şöyle iman eder, müminlerden olurduk diyecekleri hali, o günü şöyle bir görseydin, yani o gün öyle olacaklarını Mevla Teala haber veriyor. Ulema burada buyuruyor ki اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, yani onlar cehenneme durdurulduklarında, vakfedildiklerinde. Ne demek bu? İmanlar cehenneme şöyle karşı karşıya gelip gördüklerinde, cehennemi karşılarında gördüklerini, bu sözü gördüklerinde bu sözü söyleyecekler. Bir diğer mana, cehennemin üzerinde durdurulduklarında, yani Sırat Köprüsü'nden geçerken o zaman bu sözü söyleyecekler. Diğer mana, cehennemin kapısına kadar yaklaştırıldıklarında, hani hatta izâ câûhâ futihat ebvâbuhâ, cehenneme doğru gelecekler, cehennemin kapıları onlara açılacak. Kur'an'ın anlattığı o an, cehennemin kapılarının açılıp da bunlar cehenneme girdirilmek üzere orada durdurulduklarında, ya da cehenneme girdiler, artık cehenneme yerleştikten sonra, yani her halükarda cehenneme efendim arz edilecekler, durdurulacaklar, ya da yani bu vukifunun vakıf olmak, hakka hakikati anlayacaklar. Cehennem karşısında yaptıkları hatayı, yanlışı anlayıp ne diyecekler? Dünyaya tekrar bir daha döndürülmek isteyecekler. Niçin? Rabbimizin ayetlerini yalanlamayıp ona iman eden gerçek müminlerden olmak için. Peki bunu niye isteyecekler? Ulema diyor ki, bunu iki sebepten söyleyebilirler. Bir, Allah Teala'yı tanımadıkları, bilmedikleri için zaten ahiret inançları yok, yalanlamışlar. O günle karşılaştıklarında
bilmedikleri için tekrar dünyaya dönüş, belki böyle bir imkan, böyle bir hakkımız olabilir düşüncesiyle bunu söyleyebilirler. Ya da her ne kadar dünyaya kesin dönüş olmayacağını bilseler de azabın şiddeti adama bunları söyletir. Yani her ne kadar dünyaya bir daha dönmeyecek bunu biliyorlar ama azabın şiddetinden, hani bazen insan ateşlendiğinde ne söylediğini bilmez ya, yani cehennemden daha ateşli bir hal olabilir mi? Orada da insanlar böyle ama saçmalayacaklar, ama pişmanlıklarından bunu söyleyecekler. Ama hakikat, Mevla Teala ne diyor? Habibim, sen onların bugün böyle üst perdeden konuşmalarına, yalanlamalarına, alaylamalarına, sen onlara boş ver. Yarın onların böyle söyleyeceği gün sen onları bir görsen diyor Mevla. Allah öyle olmaktan bizi muhafaza eylesin diyelim. Bir de diğer ayeti kerime okuyalım. Estağfirullah. Ben bilakis, ne demek? Onların az önceki söylediklerine cevap mahiyetinde, hayır öyle bir şey olmayacak demek. Yani siz, ya Rabbi bizi tekrar bir daha dünyaya döndür. Bel bilakis bedâ lehum mâ kânû yuhfûne min kabl, evvelce gizledikleri şimdi onlara zahir oldu. Evvelce gizledikleri onlara zahir oldu. Ne demek? Buraya da birkaç mana veriyor ulema. Buyuruyor ki, hani daha önce neyi gizlemişlerdi? İki ayet öncesinde okumuştuk. Vallahi Rabbina mâ künnâ müşrikîn. O gün iman edenlere Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, merhametini, Allah Azze ve Celle o gün müminlere nasıl muamele edeceğini görünce müşrikler, kafirler ne diyecekler? Rabbimize yemin olsun ki biz müşrik değildik. Gizleyecekler değil mi? Şirklerini, küfürlerini. Biz de iman etmiştik yahu. Hani belki o araya biz de yuttururuz hesabı yapıyorlardı ya. Mevla evvelce gizlemiş oldukları biz müşriklerden değiliz bu sözleri ağızlarına mühür vurulup organları, ağızları konuşturulduğunda zahir olacak. Hakikat ortaya çıkacak Mevla diyor. Bu birinci mana. Bir diğer mana, evvelce gizledikleri şey o gün açığa çıkacak, zahir olacak. Nedir o? Dünyadayken inkarları, küfürleri, bunların akıbeti gizli mi? Yani mesela dünyada küfredenlerin bu gavurluklarının sonunda uğrayacakları ceza, ortada bir ceza var mı? Gizlenmiş. Yani ister inkar eden olsun, ister iman eden olsun, bu dünya imtihan dünyası. Yapılanların karşılığının verileceği bir alem değil burası. Karşılık gizlendi burada. Ama o gizlenen, şimdi bugün açığa çıkacak Mevla diyor ya, dünyada kafir olmanın, şirk koşmanın, inkar etmenin, isyan etmenin akıbeti gizlendi. Ama o akıbet bugün zahir oldu, açığa çıktı. Zülkarneyn aleyhisselam için denilir ki bir gün tebaasıyla bir sefer dönüşü karanlık bir yerden geçerken tebaasına talimat veriyor, emrediyor. Diyor ki herkes şöyle el yordamıyla, zifiri karanlık, göz gözü görmüyor, eğilsin yerde dokunabildiği, tutabildiği ne kadar işte taş varsa alsın, efendim abasına koysun, torbasına koysun, bir talimatını veriyor. Bu talimat karşısında da diyor tebaa üçe bölünüyor. Bir kısmı diyorlar ki, yani bu başımızdaki bir peygamberdir, komutanımızdır. Verilen emir yerine getirilmesi gerekli. Her ne kadar yorgun argın olsa göz gözü görmüyor. Ne yapıyoruz? Yaptığımız işin de farkında değiliz. Ama değil mi ki böyle denmiş, talimat öyle verilmiş. O zaman alalım diyorlar. Göz efendim görmüyor, el yordamıyla bulduklarını çantalarına, ceplerine dolduruyorlar. İkinci bir kısım dediler ki, ya şimdi bu emri çiğnesek olmaz ama denileni de tam yapsak, ya zaten takatimiz yok, yorgun argınız, alelade bir iki tane bir şey alalım, cebimize koyalım dediler. Üçüncü bir taife dediler ki, bu yorgunluğa bu denileni yapamayız biz. Söz dinlemediler. Ne zaman ki karanlıktan çıktılar, hava aydınlandı, Zülkarneyn aleyhisselam dedi ki, şimdi herkes
ne aldığına, çantasına, cebine ne koyduğuna bir baksın dedi. Herkes bir bakar ki aman Allah'ım, kıymetli mücevher, elmas, inci, yakut, her biri birbirinden kıymetli taş. Şimdi bu pozisyonda düşün, söz dinleyen insanlar ne kadar sevinirler? İyi ki söz dinlemişiz, servet sahibi olduk. Sözü az tutanlar keşke daha fazla alsaydık diye dövünürler mi? Ya üçüncü taife, hiç söz dinlemeyenler? Dünya hayatında da Mevla Teala bize abdest, namaz, oruç diyor mu? Karanlık bir hayatta yaşıyoruz. Bu abdestin ne işe yaradığını, namazı niye kıldığımızı ne zamanki karanlık bulutlar dağılacak, ölüm denilen hakikatle artık yüzleşeceğiz, ahiret boyutuna geçiş yapacağız, o zaman abdest ne işe yarıyor, namaz ne işe yarıyor, sevaplar dağıtıldığında söz dinleyenler nasıl mutlu olur? Öyle alacalı vaziyeti idare etmeye çalışanlar, kafam keşke, hani o bizim Temel'in dediği gibi, efendim bizim Temel'i, İngiliz'i, Fransız'ı yarışmaya almışlar. En dayanıklı kim? Fransız'ı almışlar, efendim bir sır söylemişler ona. Ondan sonra bu sırrı bakalım ne kadar dayanacaksın, işkencelere söylemeyeceksin diye. Şöyle bir yarım saat dövmüşler, Fransız yarım saat sonra bülbül gibi ötmeye başlamış. İngiliz'i almışlar, onu bir saat sonra öttürmüşler. Uzatmayalım, bizim Temel'i almışlar, bir gün geçti, cevap yok. Sabah akşama kadar yoğuruyorlar, dövüyorlar, bizim Temel'de tıp yok. Dediler ya bu insan bu kadar dayanıklı olamaz, mümkün değil yani. Bu işin sırrı nedir, nasıl dayanıyor? Gidin bakın demiş bu adam, yani nasıl bu kadar tahammül edebiliyor. Gitmişler bakmışlar bizim Temel zindanda kafayı vuruyor. Hatırla onu, hatırla, ne unutmuş yani. Şimdi ahirette böyle kafayı vuracak olanlar var mı? Keşke daha çok söz dinleseydik, Mevla'nın istediği kulluğu daha çok yapsaydık diye. Ya hiç iman etmeyenlerin durumu ne olacak? O gün gizledikleri küfürleri zahir olup hakikatle yüzleştiklerinde diyor Mevla Teala. Bir diğer mana, dünyada kendilerinin inkarını gizleyenler var mı? Bunlara münafık diyoruz değil mi? Küfürlerini gizlemiş adamlar. Senden benden gibi aramızda cumada görünmüş, cenazede görünmüş, türbe ziyaretinde boy göstermiş. Böyle arada ya biz de sizdeniz canım ya, biz de Müslümanız ya, biz gavur muyuz? Benim de dedem hocaydı, işte efendim ben hacı soyundan geliyorum. Duyarsınız böyle sözlerini, söylemlerini. Ama halbuki kalplerinde iman etmemiş, küfürlerini gizliyorlar. O gün açığa çıkacak Allah diyor. Gizledikleri işte bugün zahir olduğunda, hakikat ortaya çıktığında. Bir diğer mana, ehli kitabın alimleri, Tevrat ve İncil-i Şerif'te geçen Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı ayetleri tahyir ettiler, gizlediler, değiştirdiler mi? Eyvallah! İşte o gün o Yahudi Hristiyan alimlerinin gizledikleri hakikat ortaya çıktığında ya da dünyada inkar ettikleri ahirete dair ne varsa bugün açığa çıkacak, zahir olacak, yüzleşecekler. Ne diyor adam mesela? Şefaat yoktur diyor değil mi? İnkar ediyor, gizliyor. O gizledikleri yarın açığa çıkacak. O gün şefaat olup olmadığını herkes görecek. Ne diyor adam? Kabir azabı yoktur. Gidince görecek. Ne diyor adam? Cennet cehennem ebedi değildir. Bakacak o zaman bu söyledikleri, inkar ettikleri, gizledikleri o gün karşılarına çıkacak diyor Mevla Teala. Ne olacak? Velev ruddu şayet döndürülseler. Hani ne demişlerdi? Ya Rab bize bir imkan ver, bizi dünyaya bir daha gönder de bak o zaman biz yalanlamayız, iman ederiz diyenlere şimdi Mevla cevap veriyor. Velev ruddu şayet onlar döndürülseler, dünyaya bir daha gönderilseler. Le'adu dönerlerdi. Lima nuhu anhu nehyolundukları. Yani evvelce zaten yasaklandıkları inkara, küfre, şirke, isyana yine dönerlerdi Mevla diyor. İnnehum nekâzibûn, şüphesiz onlar yalancıdırlar. Hani cehenneme arz edildiklerinde, cehennemin kıyısında, köşesinde, kapısında, üstünde, içinde cehennemi görünce ne diyecekler?
Ya Rab ne olur bizi bir daha dünyaya gönder. Şimdi Mevla onlara diyor ki bak, şayet bir daha istedikleri olsa da onları dünyaya bir daha göndersem le'adu, yine dönerlerdi eski hallerine, küfürlerine, inkarlarına tekrar dönerlerdi Allah diyor. Ne acayip bir ayet-i kerime ya. Yani bu gavur olmak, bu küfür ehli olmak, bu şirk ehli, inkar ehli olmak. Hani bugün laf anlatamıyorsun adamlara ya. Ya velev ki bunlar cehennemin dibine kadar gelseler Allah diyor. Sonra onları tekrar dünyaya göndersek yine inkarlarına, eski bıraktıkları hayatlarına dönerler. Çünkü bunlar yalan konuşuyorlar Allah diyor. O zaman insan aklına şöyle bir sual gelebilir mi? Yani nasıl oluyor da insan anlamakta zorlanıyor hakikaten. Cehennemi gördükten sonra dünyaya tekrar döndürülseler yine inkar ediyor. Canım öyle şey olur mu? Adam cehennemi gördü. Bir daha nasıl inkar eder? Düşünenlere cevap mahiyetinde. Şöyle dense ki şeytan aleyhillâne cehennemi gördü mü? Bizim görmediklerimizi gördü. Bizim bilmediklerimizi biliyor şeytan gavuru. Öyle mi? Allah Teala ile konuşmuş şeytan. Melekleri görmüş, yani ahirete dair bizim için gayb olan şeytan için gayb değil, hepsini görmüş biliyor. Peki hala inkarında ısrar ediyor. Bugün şeytan tevbe etse Allah kabul eder mi? Eder. Ama edecek mi? Etmeyecek. Niye etmiyor? Ha şeytan niye tevbe etmiyor? Ya da hocam cehennemi gördükten sonra bir adam dünyaya dönse ya herhalde kendini düzeltir canım, o kadar da değil diyenlere. Yani şimdi konuşuyoruz ya, bugün şu toplumda, şu cemiyette namaz kılmanın Allah'ın emri olduğunu, namazın dinin direği olduğunu, namaz kılmayanların cehenneme, azaba düçar olacağı, ben Müslümanım diyenler üzerinden konuşalım. Bilmeyen, duymayan var mı? Hani böyleyken hala kılmamaya devam ediyor. Şu sokakta tut, Müslüman mısın? Müslümanım. Namazın Allah'ın emri olduğuna inanıyor, inanıyor. Kılmamanın cezası var. Biliyor musun? Biliyorum. Niye kılmıyorsun? Var mı bunun izahı? Ya da şu sokaktaki Müslüman, sözüm ona tırnak içinde, kızlara, kadınlara. Ya Allah kadınlara tesettürü farz kıldı. Müslüman kadının örtünmesi Allah'ın emridir. Örtünmemek başlı başına bir azaba vesiledir. Allah sizi ahirette azap edecek. İnanıyoruz. E niye o zaman hala bu çıplaklıkla sokağa çıkıyorsunuz? Var mı bunun izahı? Demek ki bilmek başka bir şey, inanmak başka bir şey. Cehennemi görseler ne değişecek? Bugün Allah'a inanmayan insanlar, ahirete inanmayan insanlar, cehennemi kabul etmeyen insanlar niye inanmıyorlar? Mucize gördüğü halde inkar eden insanlar var. Yani Allah'ın varlığının bugün ispatı mümkün olmadığı için, yani ben yeterli delil bulamadım, Allah'ın varlığına ikna olacak bir delil, bir emare bulamadım, onun için inkar ettim. Hangi ateist bunu iddia edebilir? Niye inanmıyorsun? Cehennemi görsen, dünyaya dönsen, aynı sebep, aynı karinelerle yine kaldığın yerden devam edeceksin. Çünkü bugün zaten mucize desen, delil desen, inanmayı gerektirecek, Allah'a kulluğu gerektirecek, her şey ortada. Yani illa cehennemi görse mi insanlar değişecekler? Niye değişmiyorlarsa, yarın cehennemi görse değişen bir şey olmayacak zaten gene. Ya da şöyle sorsam, desem ki bugün herkesin kabul edeceği %99 değil bak %100 bütün insanlar ittifakla kabul edip altına imza atacağı bir hakikat nedir? Sigara sağlığa zararlıdır. Öyle mi? Hatta doktora gidiyorsunuz. Doktor tetkiklerinize bakıyor. Ne diyor size? Böyle giderse çok fazla yaşamazsın diyor. E ne olacak doktor bey? Sigarayı bırakman lazım diyor. Ciğerlerini mahvetmişsin diyor. Hatta seni ameliyat edip ciğerlerinin o hale geldiğini gözüyle gören doktor, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu en iyi bilmesi gereken adam, ama bugün en çok sigara içen doktorlar. Gözüyle gördüğü halde, yani bu işin ilmini okumuş adam, kitabını okumuş adam, biliyor, ameliyatta görüyor ama gene sigara içmeye devam ediyorsa mesele anlaşılmıştır. Bilmek başka bir şey. Hani Mevla ayet ediyor ya, şöyle fırtınalı bir günde
denizin ortasında kalan bir adam düşünün. Denizin ortasındasınız. Dalgalar böyle sizi yuttu yutacak. Nasıl tevbe edersiniz orada? Allah'a nasıl böyle o kadar yakinen iman, hayatınızda hiç o kadar sağlam iman etmezsiniz ya. Ölümle burun buruna, dalgaların ortasında yuttu yutacak. Öyle tevbe eder, öyle iman eder. Allah'a öyle sözler verirsiniz ki, ama dalgalar sakinleşip kıyıya çıktığınızda söylediğiniz her şeyi unutursunuz. Uçakta giderken böyle uçak, velev ki hava boşluğuna düştüğünde ben ateistim, ben Allah'a inanmıyorum diyen adam, uçak düşme pozisyonundayken hala ateist olmaya devam edecek mi? Öyle mi zannediyorsunuz? O en ateisti bile uçak düşerken senden çok Allah 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 diye bağıracak. Bizim temel uçak pilotu, bugün temelden gidelim biraz. Efendim, uçak sürüyor, zaman sonra uçakta bir patlama oluyor. Halk panik içerisinde, yolcular ne oluyor diye az sonra uçaktan, kabinden bir mikrofon açılıyor. Kaptan konuşuyor. Kaptanlarınız pilot konuşuyor. Endişeye mani yoktur. Korkulacak bir durum yoktur. Yolumuza devam edin. Az sonra diyor yine bir panik. Yine böyle uçak boşluğa düşüyor herhalde. Temel yine konuşuyor. Kaptanınız pilot konuşuyor. Temel konuşuyor. Endişeye mani yoktur. Korkmayın diyor. 3-4 derken en sonunda Temel diyor ki kaptanınız Temel konuşuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani düşüyoruz. Daha ötesi yok. Yani en dinsizi bile o korku anında Allah diyor mu? Amenna. İşte onun benzeri cehennemi görenler Allah diyecek. İnkar edemeyecek. Ama dünyaya döndürsem Allah diyor. Yine inkar etmeye devam edin. Enteresan bir hadis-i şerif. Taberani'nin zikrettiği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü olduğunda Allah azze ve celle Adem Aleyhisselam'ı karşısına alır. Zira Adem insan neslinin atası babası ya, ilk insan. Mevla Teala Adem Aleyhisselam'la aralarında şöyle konuşur diyor. Buyurur ki, ey Adem, şayet ben yalana, yalancılara lanet etmemiş olsaydım, yalanlayanlara azap edeceğime söz vermemiş olsa idim, bugünün azabının şiddetinden senin zürriyetinin tamamına acır merhamet ederdim. Ama benim katımda kesinleşmiş bir söz var ki, ya Adem, ben gönderdiğim elçilerimi yalanlayanlara, bana itaat etmeyenlere, baş kaldıran, isyan edenlere azap edeceğime söz verdim ve bu kesinleşmiştir Allah diyor. Eğer böyle bir sözüm olmasaydı, bugün çok çetin bir gün, benim azabım çok şiddetli, senin evlatların benim azabıma dayanamaz, ama ben söz verdiğim için cehennemi bana isyan eden, elçilerimi yalanlayan insanlar ve cinlerle dolduracağım Mevla buyuruyor. Sonra devamında konuyla alakalı Mevla buyurur ki diyor, ey Adem, şayet dünyaya geri gönderseydim, inkar edip tevbe etmeyecek, yine küfürde ısrarla devam edecek olduklarını bildiklerinin dışında kalanları hepsine rahmetimle muamele ederdim. Ne diyor Mevla? Yani şu mahşer yerindeki kullarımı tekrar bir daha dünyaya döndürsem, ey Adem, ben ilmi ezelimle biliyorum ki bunların birçoğunu dünyaya gönderse onlar yine inkar, yine küfür, yine şirk üzere, isyan üzere yaşayacaklar. Ha ben onlara bugün azap edeceğim. Onların dışındakilere azap etmeyeceğim. Ve buyuracak ki diyor, ey Adem, sen benimle bugün kullarım arasında hakem ol. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a buyuruyor. Ey Adem, kullarımla benim aramda bugün hakem ol sen. Mizan başında dur. Herkesin ameli mizana tartıya konduğunda sen de oradan bak. Her kimin hayrı şerrinden zerre kadar fazla gelirse ben ona merhametimle, rahmetimle muamele edeceğim. Ama şerri hayrından fazla gelen sen de göreceksin gözünle ve anlayacaksın ki
Ben ancak zalimlere bugün azap ederim ey Adem. Yani ey Adem, senin nesline, zürriyetine, evladına ben bugün azap edeceğim. İçlerinden cehenneme koyacaklarım var. Kimdir onlar? Dünyaya göndersem yine kavurluğa, yine inkara, yine isyana devam edecek. Akıllanmayacak. Onları ben biliyorum Allah diyor. Ve bugün mizana amelleri tartıya koyulduğunda günahı, şerri, sevabından, hayrından zerre kadar fazla gelen, kendine yazık eden, zulmeden, zalimden başkasına ben bugün azap etmeyeceğim. Mevla Teala buyuruyor. Rabbim o günün azabından bizi muhafaza eylesin. Demek ki ne anlıyoruz ayeti kerimeden? Hani bugün insanlara anlatılanlar, nasihatler, gördükleri, yaşadıkları ibret olmuyor, ders almıyor. Hala işte koronadır, bak bir seneyi aşkın bir zamandır değil mi? Ne imtihanlara maruz kaldık, nice insanları kaybettik. Allah'ın bir belası, bir azabı olduğu herkesin kabulü. Müslümanlar için konuşuyor. Yetmedi Mevla, yeri geldi depremle salladı. Yeri geldi yağmurla, selle, felaketle azap et. Bütün bu gördüklerinden insanlar bir şey aldılar mı? Değişen var mı? Tevbe eden, vazgeçen. Aa, Rabbim bizi ikaz ediyor. Kendine dönmemizi istiyor. Demek ki Allah bizim bu halimizden razı değilmiş. O zaman Allah'ın razı olacağı hale dönüş yapayım diye duydunuz mu etrafınızda? Mevla diyor ki işte bak, nasıl bu yaşadıklarını sizi döndürmüyorsa, yarın ahirete geldiğinizde azabı, cehennemi gördüğünüzde sizi dünyaya bir daha göndersem yine aynı kafada olacaksınız. Yine değişen bir şey olmayacak. İnkar eden inkarında, isyan eden isyanında, iman eden zaten ahireti görmedik, cehennemi görmedik elhamdülillah. İnanan gene inanacak. O zaman son cümle şu. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az, başımızı secdeden kaldırmasak yeridir. Evlat Teala bize bak iman nasip etti. Bu imana sahip olmak ne büyük bir nimettir. Adam cehennemi görecek, dünyaya gelecek, yine kavurluğa devam edecek. Biz ne cehennem gördük, ne ahiret gördük. Elhamdülillah. Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız var. Amenna. Ama değil mi ki inandık, kabul ettik. Allah imanımızın hatırına bizleri affeylesin. Lütfuyla, rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin diyelim. Rızasında daim, hidayette sabit eylesin. El-Fatiha.